Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Need for Speed No Limits videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Need for Speed No Limits videosu sizlerle birlikte Bravo BMW i8'de Bravo etkinliğine başlayacak. Ve etkinliğin ilk 2 gününü sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Need for Speed No Limits videolarının gelmesini istiyorsanız ve sesimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayı ve benim Rabbim kanımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Geçen videoda ucu ucuna Aston Martin Valhalla konsepti açmayı başarmıştık. Sırada BMW i8'de. Hadi bakalım, let's go. Evet, yeni gün aynı görev. Tamamdır, bravo Instruktörü. Ha, tamam, git bir hazırlan falan diyor. Bu sefer de BMW i8 var diyor. Hadi bakalım. Suçları yakalayalım bakalım. Let's go. Bakalım başımıza neler gelecek. 412 PA bu arada ve aynı zamanda etkinliği bitirdiğimizde araba 6 yıldız olarak geliyor. Önemli detay 6 yıldız. Haberiniz olsun hani. 325 altına da bu arada istersek ekstra çizim alabiliyormuşuz. 325 çok yüksek değil bu arada ama yapmayacağım öyle bir şey tabii ki de. Öyle bir şey yapmayacağım. Hadi bakalım. Evet, test sürüşüne hazır mısın? Tamam, yeteneklerimi göstereyim. O zaman vakit kaybetmeden ilk yarıştan başlayalım. Bu arada en çok para kasabileceğiniz yarış ilk günde 3. yarış arkadaşlar. Haberiniz olsun şimdiden. Ona göre para kasmaya özen gösterin. Birinci yarış da fena değil ama üçüncü yarış daha iyi. Yani fena değil diyorum ama aslında 3, 4, 1 de ihtimal yani. Ama yani birinci yarıştan para kasacağınıza 3'ten ya da 4'ten kasın yani. Hani haberiniz olsun yani. Dördüncü yarıştan da kasabilirsiniz ama üçüncü yarıştan çok daha iyi para kasılıyor. O yüzden ona göre hareket etmeniz sizin için daha iyi olacaktı. Bu arada biraz fazlaya başladım. Ya biletin boşa giderse önemli değil bu arada. Zaten 3. yarıştan para kasacağımız için çok da dert değil yani. İlk yarıştan da ne kadar para kasılacağını da görmüş olursunuz bu sayede. Ama bu bilerek yaptığım bir şey değil. Haberiniz olsun. Evet, buradan ne kadar gördüğünüz gibi. Yani 2K falan para kasarsınız buradan en fazla. O yüzden burayı çok da tavsiye etmiyorum. Videoyu durduruyorum. İlk yarışı kazanınca kaldığımız yerine devam ederiz. Evet, bu sefer yarışı kazandık. Ne kadar para geldi? Gördüğünüz gibi 2200 para geldi. İyi çıkardın evlat. Tamamdır. Az aracını veriyorum sana. Polis aracını verdi bize yani şimdi. O zaman seri bir şekilde devam ediyoruz. Bu arada dükkanda motor parçası gözümden kaçmadı kesinlikle. Direkt olarak aldım. Hadi bakalım devam. İkinci yarıştan devam. Bu ilk iki yarış zaten direkt test sürüşü misali olduğu için. Yani kolay direkt. Üçüncü yarışta itibaren aksiyona başlayacağız ama. Kovalamacaya yani. Bu arada BMW i8'i zamanda Asfalt 9'da görmüştüm. Arabayı açmak işkenceydi. Malum öyle önüne gelen her yarışı vesaire oynayarak açamıyordunuz. Fakat güncelleme gelir gelmez BMW i8'de oynayabilmek artı açabilecek olmak gerçekten güzel hissettiriyor. Asfalt 9'un bulundurduğu arabaların hemen hemen hepsini bulundurması, Asfalt 9'da olan açıkları kapatması, yani bu oyunda olmayıp da Asfalt 9'da olan arabaların yavaş yavaş gelmesiyle zaten hani yavaş yavaş Asfalt 9'da şöyle bir araba var, böyle güzel, şöyle güzel terimleri bence zamanla kaybolacaktır. Yani bu oyunun değeri gerçekten bilinmiyor arkadaşlar. Gerçekten bilinmiyor. Ya aslında o kadar kaliteli, eğlenceli ki sadece sırf Asfalt 9 kadar yapılabilecek etkinlik, multiplayer tarzı şeyler olmadığı için Asfalt 9 fazla overrated. Ama oyunun ne kadar pay to win olduğunu herhalde söylememe gerek yok. Asfalt 9'dan bahsediyorum. Neyse, hadi bakalım. Kovalamaca başlasın. Tamamdır. Biliyoruz zaten bunların hepsine. İşte yok fren yap, yok yandan çap, şöyle böyle bir şeyler. Bunların hepsini biliyoruz zaten. Biliyoruz. Frene basmayı da biliyoruz. Bu sadece polis moduna özel olarak var bu arada. Biliyorum hocam, biliyorum, biliyorum. Tamam, sal beni. Tamam, biliyorum ya. Oyun bana illa fren yapmayı öğretecek tekrar tekrar ya. Aa, İlk defa yapmıyorum ki hocam. Oyun yeni başlayanlar vesaire olsa eyvallah diyeceğim. O zaman okey. Normal hani. Bu arada kasıtlı olarak zaten yarışları falan direkt olarak yakalamıyorum. Çünkü amacımız olabilecek en yüksek parayı kasıp öyle yarışı kaybetmek ki, çünkü özel etkinliklerde, bu tarz özel etkinliklerde yarış kaybettiğinizde para kazanabiliyorsunuz. Ama normal Volt eventlerde vesaire yarış kaybettiğinizde para kazanamıyorsunuz. O yüzden zaten özel etkinliklerde araba açmak, etkinlikleri kasmak, para parça toplamak normalden çok çok daha basit.
Bu arada biraz daha zorlasak gerçekten yakalayacağız adamı. O zaman ben şey yapayım ya, önden gideyim. Çünkü bu adam o kadar yavaş gidiyor ki zor olacağız gerçekten yani yarışı yanlışlıkla. Kazanıp yarışları yanlışlıkla yakalayıp zor olmak istemiyorum hani. Kendisi de hızlanıyor mu ne yapıyorsa yapıyor artık. Yani hızlanıyor evet. Yani illa böyle yapmamız lazım yani. Okey. Fark ederse kahrolalım. Şu an gayet güzel bir şekilde paramızı kasıyoruz. Güzel abi. 3K para kastık şu anda rahat. Hani bir tane de saf dışı yaptık ya. Ondan dolayı. Oy var ya az kalsın. Bana çarptığı için yakalanacaktı. Neyse ki yakalanmadı. Ve yarışı kaybettik. Yani başaramadık. Ve 3800 yaklaşık olarak para geldi. Böyle böyle elimden geldiğince bol bol para kasıyor olacağım. Şimdi videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız yere tam gaz. İkinci gün açılması yakın bir zaman kala devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzu kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz. Şu an ikinci gün açılması 2 saat 45 dakika falan var. O yüzden hemen hızlı bir şekilde bitirmemiz lazım. Hoan arkadaş çıkardı evlat falan diyor. 3700 de para kazandık. Bu arada güzel para kastım ben buradan. Yani iyi parça falan aldığım için, parayı gömdüğüm için sadece şu anda param yapmış gibi gözüküyor ama aslında güzel bir para kastım arkadaşlar. Haberiniz olsun ve içiniz rahat olsun. Yani oyunu boşlayıp sonra bir tane oynamadım yani. Gayet verimli bir şekilde ben buradan paramı kastım. Evet, arkadan çarpmalı zaten bu görev. Kolay. Şimdi buradan da paramızı kasabildiğimiz kadar kasıp ardından öyle yarışları yakalayıp sonrasında birinci günün son yarışını tamamlıyor olacağız. Ya para kasacağız dediğim de hani çok fazla şey yapmayacağız zaten. Biraz makas atarız, biraz para kazanırız. Ondan sonra yarışçıyı da yakalarız. Zaten hasar da veriyoruz. Hani damage atıyoruz. Ara ara arkadan dokunarak. Zaten yavaş gittikleri için hani, rakiplerin genele. Ya polis yarıştı şu an. Ya şu anki polis kovalamacaları fazlasıyla kolay yani. Şuna da makas atayım. Güzel. Hani bir de polis iken şu da önemli zaten arkadaşlar. Şey, para kazanma yöntemlerinden biri bu. Ne kadar az ortalığa zarar vermeden bitirirseniz yarışları ekstra para kazanıyorsunuz. Arabalar çarptığınız zaman mesela çevre güvenliğini tehlikeye atmaktan mesela para düşüyor bakın. Park safety var ya. Ha işte o ayrı bir para kazandırıyor size. Haberiniz olsun. Bu arada buradan belki daha fazla para kazanılıyor bile olabilir yani. Eğer ki böyle bol bol araç varsa mesela o zaman olabilir. Derken bu arada turbo parçası var. Nice. Nice. O zaman hemen upgrade'lerimizi yapalım. Sadece azamıyoruz geliştirmeleri yapsam peki ben. Çünkü zaten dediğim gibi araba fazla hızlı olduğu için rakiplerimize kıyasla yani. 419 421 PR tamamdır. Direkt ilk günü böyle bitirelim. Azami hızdan başka bir şey basmayalım yani. Çünkü dediğim gibi zaten hızlı olduğu için araba polis yarıştığında kovalamacılarda çok rahat olduğumuz için bence gerek yok ekstra upgrade'e. Azami hızı arttıralım. Hızlı gitmek istediğimiz zaman zaten azami hızımız arttığı için ne olacak doğal olarak? Daha yüksek hızda gideceğiz. Bence o yüzden gerek yok hani. Böyle drifter, rush order falan. Rush order yarışı var mı bilmiyorum ama hatırlamıyorum çünkü şeylerde var mı adam akıllı. Bu polis olma etkinliklerinde normal rush order yarışları var mı bilmiyorum açıkçası. Tamam o anla beraber bir yere gidiyoruz vesaire falan. Genellikle hatır oluyor zaten. Neyse onun dışından çok da şey değil zaten. Ne gibi? Zaten çok iyi durumdayız. Bir daha ayrıca ben motor kiti de buldum. Yanlış hatırlamıyorsam. Onu da göstereyim bari. Ondan sonra videoyu yavaştan sonlandırayım. Parçaları göstereyim yani. Chapter complete. Bu arada ikinci gün tamamladığımızda arabayı upgrade edebiliyormuşuz. Ona bir iksiri vereyim. Evet gördüğünüz gibi burada motor kiti parçaları da zaten görüyorsunuz. Hala bir tane beyaz turbo parçam var. Harika durumdayız gerçekten dediğim gibi. Neyse sevgili arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum şu anda. Kaldığımız yere tam gaz. İkinci gün açılınca diye devam ediyor olacağız.
Evet sevgili arkadaşlar, videomuza kaldığımız yerden tam gaz ikinci günden devam ediyoruz. Seri bir şekilde, daha fazla vakit kaybetmeden seri bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, herhangi bir diyalog falan yok. 428 PR gerekiyormuş bu arada. Yani zaten biz bir de ekstradan parça artı para da kasacağımızdan dolayı çok rahat PR duvarını açacağız açmasına da. Bu arada ikinci günde en çok para kasabileceğiniz yarışlar 2 ve 5. yarışlar. Hani ben ikinci günün başlarında çok şey yapmak istemiyorum hani. Adını siz söyleyin. Mesela ikinci yarıştan daha çok para kazanılır, evet, ama sonra ben etkinlikte geride kalırım. Benim için zorlayıcı olur. Şöyle böyle olur diyecekseniz, öyle düşünüyorsanız 5. yarışı. Ama benim gibi yok, ben yüksek para kasarım. Ben gerektiği zaman oyuna girerim. Ekstra paramı da kazanıp öyle ikinci günü bitiririm diyorsanız da ikinci yarışı tercih edebilirsiniz bu oradan. İkisi de benzer yarışlar. Yani neredeyse aynı uzunluktalar diyebilirim. Ama ikinci yarış bir tık daha uzun. Oradan bir tık daha fazla para kazanılabiliyor. Haberiniz olsun yani. Onun bilgisini vereyim sizlere. Zaten dediğim gibi ben hayvan gibi para kasacağım için. Bir üstte kitle bulduk zaten. Ama turbo kitine ihtiyacım var benim şu anda. Çünkü turbo parçası bayağı bir buldum. Üstüne yeşil de buldum şimdi ekstradan. Beyazda da fazlalığım var. Mis. Mis yani. Ha, şimdi de motor veriyor. Güzel 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 güzel. İhtiyacımız var. Evet, en çok para kazanacağımız yarışa geldik zaten. Burada daha fazla drift yapıyoruz hatta. Evet, bugün bir yarış gerçekleşiyor. Senin de dahil olman gerekiyor diyor. Ama bir yakalayıcı olarak falan değil. Bir polis olarak değil. Yarışçı olarak. Yani aralarına sızacağız gibi bir şey. Sırası. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Biraz önce videonun birkaç dakika gerisinde yaptığımız olayın aynısı. Kasabildiğimiz kadar para kasıp ardından da yarışı kaybedeceğiz. Ve bu sayede de özel etkinlik olduğu için normalden çok daha fazla para sahibi olabiliyoruz ve bunu istediğimiz kadar tekrarlayabiliyoruz. Hani aramızda yeni katılanlar olabilir. Hani oyunu merak etmiş olanlar olabilir. Need for Speed yani sonuçta. Need for Speed'in bambaşka bir namı, şöhreti olduğu için hani. Farklılık arayan arkadaşlar için vesaire, böyle farklı videoya denk gelmiş olanlar için. Elimden geleceğini yine tekrar tekrar anlatıyorum. Sonuçta eğitici öğreticili oynadığım için oyunu bir yandan da. Evet, gördüğünüz gibi 4K üzerinde para kastık tek bir yarıştan. O yüzden ikinci yarıştan para kasmak daha iyi. Videoyu sonlandırıyorum şu anda, kaldığımız yerden tam gaz 3. gün açılması yakın bir zaman kala. Tam gaz devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Aslında ben ikinci yarışı yanlışlıkla kazandım. Ama neyse ki bu üçüncü yarış yine buradan da benzer miktarda para kazanılabildiği için öyle ciddi bir problem olmadı. Bu arada bu yarışı kazandıktan sonra diyalog yoktu. Haberiniz olsun o konuda da. İçiniz rahat olsun diyerekten çok seri bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Paranın büyük bir kısmını harcadım. Evet, çünkü yine bayağı bir parça aldım. Hatta üstüne şansıma turbo kiti de buldum. Tabii ki de görür görmez direkt olarak da aldım doğal olarak. Şimdi seri bir şekilde upgrade'lerimizi gerçekleştireceğiz. Zaten ne kadar verimli bir şekilde yükseltme yaptığımızı şu an görüyorsunuz. Hemen seri bir şekilde transmisyonda yeşil 3. yıldızı çıkartıyoruz. Transmisyon yeşilleşmesi bitti şu anda. Sırada tekerlek var. Tekerlek parçası bayağı bir fazla almışım zaten. Yeşilden almamışım. Belki oyun verir, bilmiyorum. Verirse iyi olur. Tekerlekle de işimiz bitmiş olacak çünkü o sayede. Evet, 438 bir yer oldu. Bu sefer de Eku'yu yükseltiyoruz. Eku'dan almıyorum genellikle zaten, biliyorsunuz. Az önce dükkanda birer tane yeşille beyaz aldım. Hani denk geldi. Nito'da ellemedim bile gördüğünüz gibi. Evet, o zaman 3. yarıştan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım, let's go. Bakalım başımıza neler gelecek. Buradan dediğim gibi iyi miktarda para kazanabiliyorsunuz yine. Yani 3,5-4K civarı o miktarlarda para alabildim ben. O yüzden rahatım. Evet, şimdi gitme vakti. Evet, yarışı kazandık falan. Ondan sonra polis olarak aha da bunların peşlerine şu anda takıldık. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde alt etmeye çalışacağım ki hem bu sayede hızlı bir şekilde yarışçıları halletmiş oluruz, hem de üstüne videonun süresini kısaltmış oluruz doğal olarak. Tamamdır. Çok güzel. Çok hızlı bir şekilde temizledik ikisini de. Zaten yakaladığımız her yarışı başına da 250 para da verdiği için yine bir şeyler alıyoruz yani.
Ben de 1254 geldi. Ama çok hızlı bir şekilde hallettik. O yüzden bence kar. Evet, devam ediyoruz 4. yarıştan. Yine polisiz. Chris kaçmış. Kaçmaya devam ediyor. Ve bu sefer Daisuke de var. O zaman kovalamacaya devam. Yok öyle bizden kolay kolay kaçmak. Yandan bir kere, arkadan da bir kere çarpmamız gerekiyor sadece görev olarak. Eğer ilk defa oynuyorsanız hani ne anlamlara geldiğini bilmiyorsanız görevler böyle oluyor zaten genellikle. Arkadan çarpma, yandan çarpma. Başka bir şey olmuyor zaten. Zaten başka nasıl olabilir ki? Evet, Daisuke'yi yakaladık. Daisuke'nin de. Tamamdır, çok güzel. Chris'i tekrardan saf dışı ettik. Ve burayı da çok rahat bir şekilde kazanmış olduk. Güzel. Gayet güzel. 1200 de buradan para geldi. Yani yarışı uzatsam, kovalamacıyı uzatsam daha fazla para alacağım. Evet biliyorum ama hani gereksiz videoyu da uzatmaya da gerek yok şimdi. Yani gereksiz fazla uzun yapmaya gerek yok. Zaten çok para kazanacağımız yarışı falan da gösterdim. O yüzden devam ki. Bu sefer yarışıyoruz bu arada. Yani buralarda drafting falan yaparım bu arada. Buradan da iyi para geliyor çünkü. 5. yarıştan da iyi geldiğini söylemiştim çünkü sizlere. Drafting yapabiliyorsak yaparız hocam. Çünkü normal yarış. Hani bir dakikalık bir şeyi 15 saniyede bitirmek gibi bir lüksümüz olmadığı için. Seve seve. Ekstra para kazanmak için. Yarışı birkaç saniye geç bitirmek. Sorun olmaz. Şöyle biz dikkatli bir şekilde gidelim. Driftimizi de atalım. Malum Elliot biraz önde olduğu için. Yarışı da kaybetmeyeyim hocam ya. Yarışı da kaybetme ama ya. Nasıl kaybettim ben burayı ya? Fazla önde. Bir de bizim tabii ki de azami hızımız düşük kaldığı için birazcık problem oldu. Ama gördüğünüz gibi yine fena para gelmiyor. Bunu da göstermiş olup şimdi yarışı kazanacağım. Sonra kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Evet, bu sefer rahat bir şekilde yarışı kazandık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarışın en başında Suki'nin arkasında olacağıma, direkt olarak Elliot'ın arkasına geçsem aslında yarışı kazanırdım ama biraz daha para kazanmış oldum. Reklam falan izleyeyim zaten. O kaybettiğim vaktin telafisini yaparım. Problem değil yani. Şimdi yükseltmelerimizi yapacağız. Zaten sadece bir tane beyaz turbo var. Eğer ki yeşille bulursam seve seve upgrade edeceğim. Bir de yeşil motor parçası gelecek. Ve ikinci günde kapatmış olacağız bu sayede. Evet, bu sefer de Robin'leyiz. Diyalog yok. Tamam işte video kısa sürmüş oldu bu sayede. İyi tarafından bakmak lazım hocam. Buradan da fena para gelmiyor sanki. Yani süresi sanki biraz kısa ama onun dışında fena değil gibi. Ama işte buradan güzel bir şekilde drafting yapabilecekken arkasında zamanda geçemedim. O birazcık kötü oldu. Yani önemli mi? Yok, tabii ki de önemli değil o kadar. Yarışı kaybetmeyelim. Bize yeterli. Ama buradan da iyi para geliyor bu arada. Yani kötü değil. Ama dediğim gibi yarışı kaybetmeyelim. Bizim için yeterli. Görevi de yaptık zaten. Buradan da para kazanılabilirmiş yani. Haberiniz olsun. Hatta 6. yarıştan birazcık dikkatli oynayarak güzel para kasıp etkinlikten de geride kalmayarak da aslında işinizi görebilirsiniz. 6. yarışta bence gayet mantıklı. Ve etkinliğin ikinci günden itibariyle bitirmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Arabayı da yükseltebiliyoruz. Çünkü bu etkinlikte arabayı 6 yıldız yapabiliyoruz. Bu önemli bir şey. İşimize yarayacak yani bayağı araba. Yeşil motorda bastık ve PR'ımızı 446'ya çıkardık. Güzel PR oranı. Oyun bizden kaç istedi hatırlamıyorum ama üstüne bayağı bekledik. Şimdi videoyu sonlandıracağım. Üçüncü gün açıldığında tabii ki de üçüncü günde o oynuyor. Ve mümkünse tek seferde bitirmeye çalışıyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki izlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı beni bırakmayı, kanalımıza da abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza yapmasından da başka üyelerimizden ve çeklerimizden de dilerseniz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.